İklim değişikliğinin etkisiyle bu yıl normallerin üzerinde gerçekleşen aşırı sıcaklar tarımsal üretime ve tarım arazilerine zarar veriyor. Diğer taraftan dikkatsizlik başta olmak üzere Haziran ayında artan sıcaklarla birlikte orman ve tarım arazilerinde yangınlar arttı. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre Haziran ayında Türkiye'nin kırsal alanlarında toplam 1120 adet yangın çıktı. Haziran ayında Diyarbakır, Mardin, Çanakkale, Aydın, Balıkesir, Bursa, Siirt, İzmir, Manisa, Burdur, Uşak, Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Edirne, Düzce, Sinop, Bingöl, Elazığ, Ankara, Çankırı, Yozgat ve daha birçok ilimizde büyüklü küçüklü yangınlar meydana geldi. Bu illerde çıkan yangınlarda tarım arazileri zarar gördü, hayvanlar telef oldu. Yapılan araştırmalar ülkemizde yangınların takribi %80'inin Haziran-Ekim döneminde çıktığını gösteriyor. Çıkan yangınların yaklaşık %38'i insan kaynaklı ihmal ve dikkatsizlik gibi sebeplerdir. Özellikle sıcaklıkların arttığı bu dönemlerde daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu oranı düşürmek bizlerin elindedir. Ancak ne kadar dikkatli olunsa ve önlem alınsa da afetleri tam anlamıyla engellemek mümkün değildir. Yaşanan afetler en fazla tarım sektörünü ve üreten çiftçilerimizi etkiliyor. Bir üretim sezonu emek veren çiftçilerimiz çıkan bir yangınla mahsulünü kaybediyor. Özellikle kontrol altına alınamayan geniş alanlara sıçrayan yangınlarda ürünlerini, hayvanlarını ve tarımsal varlıklarını kaybeden üreticilerimize devlet yardım yapmalıdır. Haziran ayında Türkiye genelinde normallerin üzerinde gerçekleşen sıcak hava tarımsal ürünlerde verim ve kaliteyi olumsuz etkilerken afetlere ve maliyetlerde artışa neden oldu. Aşırı sıcaklıklar sebebiyle Adana'da kavun, karpuz, domates ve biber başta olmak üzere sebzeler yandı. Aşırı sıcaklar Manisa'da üzüm bağlarında yanmalara neden oldu. Yüksek seyreden sıcaklıklar nedeniyle daha fazla sulama yapıldı. Artan sulama ücretlerinin yanı sıra sulama sayısının da artması maliyetleri daha da arttırdı. Adana'da sebze ve meyvelerde aşırı sıcakların ürünlere verdiği zararlar tarım sigortaları kapsamı dışındadır. Önümüzdeki yıl aşırı sıcakların verdiği zararın tüm ürünlerde Tarsim kapsamına alınması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Ancak bu yıl Tarsim teminatları arasında yer almayan ürünlerde yaşanan kayıplar devlet desteğiyle telafi edilmelidir.